Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Aralık 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, 2021'i tamamlıyoruz. Aralık ayı sizin için oldukça hareketli, maceralı, çok hızlı bir ay. Gezegeniniz Mars ayın ikinci yarısından itibaren Yay burcunda hareket etmeye başlayacak. Bir güneş tutulmamız var, bir dolunayımız var. Şimdi detaylara bakalım. Hemen ayın başında 4 Aralık'ta Yay burcunun 12 derecesinde yılın son güneş tutulmasını yaşayacağız. Sizin 9. evinizde meydana gelecek. Evet, son 1,5 yıldır Yay ikizler tutulmaları etkisi altındaydık. Bu tutulma artık Yay ikizler aksının son tutulması olacak ve önümüzdeki 9 yıl Yay burcunda herhangi bir tutulma meydana gelmeyecek. 9. ev konularınız önümüzdeki Mayıs ayına kadar olan süreçte sizin için öncelikli olmaya devam edebilir ve buradaki bazı hedeflerinize odaklanabilirsiniz ya da kadersel bazı etkiler gündeminizde olabilir. 12 derecede meydana gelecek güneş tutulması, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz, güneş burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa veya bu derecelere yakın, özellikle değişken burçlarda, ikizler, yay, başak ya da balık burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa, tutulmanın bireysel etkileri sizin için çok daha güçlü olabilir, etkili olabilir. Yurt dışı konuları, uluslararası alanlarda bir açılım var. Bu tutulmayla beraber belki bir seyahat, belki bir yurt dışı seyahati gündemde olacak. Ticaretle uğraşıyorsanız işinizle ilgili, özellikle uluslararası alanlarda yeni kapılar açılabilir size. Anlaşmalar, sözleşmeler olabilir. Akademik konular, eğitimle ilgili amaçlarınızla özellikle öne çıkan bir dönemdesiniz. Belki yeni o bir eğitim alacaksınız, okula başlayacaksınız. Bununla ilgili hazırlıklarınız var ya da yüksek lisans, doktora gibi bazı planlarınız var. Kişisel eğitimler olabilir, mesleki anlamda sizi geliştirecek bazı eğitimler almak isteyebilirsiniz. Tüm buralarda yeni konular gündemde olabilir. Hukuksal alanlarda bazı etkiler var. Birçok koç burcu için bu güneş tutulması hukuksal beklentilerinizde, adalet arayışlarınızda da sizin için çok güçlü, önemli, kadersel etkiler ortaya çıkarabilir. Tutulma olduğu için etkilerini Aralık ayında, ama önümüzdeki Mayıs ayına kadar aslında güçlü bir şekilde hissetmeye devam edebiliriz sevgili koçlar. Evet, ayın 13'ü itibariyle gezegeniniz Mars Yay burcuna geçiyor. 13'üne kadar olan süreç içerisinde Kasım ayından devam eden daha çok parasal konularla ilgili mücadeleler var. Bunlar ödemeler olabilir, borçlar, kredi konuları, hisseli paralar, finans konuları daha çok öne çıkıyor mücadele alanlarınızda, ama 13'ünden itibaren biraz böyle özgürleşmek istiyorsunuz. Artık daha maceracı olabileceğiniz, biraz daha hani daha iyimser, daha keyifli olabileceğiniz bir dönem. Motivasyonunuz da yükseliyor. Tutulmanın da etkileriyle beraber daha fazla gezmek isteyecek, seyahat etmek isteyeceksiniz. İletişim trafiği, eğitim trafiği, kültürel faaliyetler artıyor. Tabii ki yıl sonuna doğru belki güzel bir tatil, bir seyahat de planlayabilirsiniz bu süreç içerisinde. Bol bol okuyacağınız, yeni şeyler öğreneceğiniz bir dönem. İnançlar, manevi konular, hayata bakışınız, felsefeleriniz, buralarda güçlü bir motivasyon oluşmaya başlıyor hayatınızda. Enerjinizi buralara yönlendiriyorsunuz sevgili koçlar. Ve ayın 19'unda İkizler Burcu'nda Dolunay var. Üçüncü evinizi aydınlatan bir dolunay, Merkür etkisinde bir dolunay, iletişimin öne çıktığı, yakın çevre hareketlerinin çok fazla böyle günlük hayatınızı etkilediği bir dönem. Lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 27 derece ve yakınlarında güneş ya da yükselen burcunuz varsa etkileri bireysel olarak daha önemli olacaktır. Yakın çevreniz dedik, bu tabi aileniz, kardeşleriniz olabilir, akrabalar olabilir. Belki yaşadığınız yerdeki komşularınız ya da çalıştığınız yerdeki arkadaşlarınız. İkizler haber demek, bilgi demek. Gizli bir şeyler ortaya çıkabilir. Bir anda böyle bir bilgi akışı, iletişim trafiği içerisinde olabilirsiniz. Dolunaylar daha çok sonuç verir ve bizi duygusal olarak etkiler. Kardeşlerle ilgili konular aktifleşirken, belki onlarla ilgili bir süredir devam etmekte olan, belki 2-1,5 yıldır da sürebilir bu, kardeşlerle ilgili bir konu artık tamamlanma aşamasında, sonuç verme aşamasında. Aynı şekilde bir şeyler öğrenmek, okumak, yazmak, yeni bir dil öğrenmek, eğitime başlamak ya da bir eğitimi bitirmek, ticari aktivitelerde, iş hayatında bir anlaşma yapmak, sözleşme yapmak ya da ticari ilişkilerimiz, işbirliklerimizle ilgili bazı önemli kararlar vermek
yine bu dolunayın gündemlerinden biri olabilir. Etkiler 19 Aralık'tan 3 gün öncesi, 3 gün sonrası güçlü olacaktır. Ay sonuna kadar olan süreçte de bu dolunay tesirlerini zaten gösterecektir sevgili koçlar. Ve yine 19'unda bu yılın ve önümüzdeki yıla da etkileyen bir durum bu. Venüs, Oğlak Burcu'ndaki Venüs gerilemeye başlıyor. Evet, Venüs gerilemeleri her 1,5 yılda bir yaşıyoruz. Kendi içinde önemli bir döngüsüdür Venüs'ün. Ve her 8 yılda bir de Oğlak Burcu'nda geriler. Aynı burçta geriler. En son 2013'ün aralığıyla 2014'ün Ocak ayında yine Venüs Oğlak Burcu'nda gerilemişti. O dönemi şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Şimdi 10. evinizde bir Venüs gerilemesi söz konusu olacak. Venüs aslında değer duygumuzla alakalı. Hayatımızdaki maddi manevi yeterlilik hissiyatı, tabii ki güzellik, estetik, keyif, sevgi alışverişleri, sosyal ilişkiler, parasal kazançlarımız, refah ve konforumuz, bunlar Venüs'le alakalıdır ve Venüs gerilerken bu alanlarda bazı sorgulamalar içerisinde olabiliriz. Biraz bazı memnuniyetsizlikler olabilir, geri çekilmeler olabilir. Özellikle kariyer evinizde olduğuna göre iş ilişkileriniz biraz gözden geçirmek döneminde olduğunuzu söyleyebilirim. Üstlerle ilişkiler, otorite figürleriyle ilişkiler, aile içerisinde de aile büyükleri olabilir, ebeveynler ya da ailedeki daha olgun, yaşça büyük kişiler. Onlarla ilgili konu ve kavramlar Venüs gerilemesinde sizin için biraz daha fazla gündem içerisinde olabilir, gündeminizde olabilir. Bunları bir değerlendirebilirsiniz. İlişkilere dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Özellikle iş birliklerinizi daha fazla sorgulayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda daha önceden birlikte çalıştığınız kişilerle irtibat kurmanız, yarım kalan bir işi tekrar tamamlamanız da mümkün. Bunun gibi etkiler çıkabilir. Bu arada ilişkilere, özellikle iş hayatında kuracağınız ilişkiler ya da biraz daha böyle kariyer ve statüye yönelik kuracağınız bağlantılar, ilişkilerde Venüs gerilemesi biraz dikkat etmeniz gerektiğine de işaret edebilir. Buralardaki isteklerimiz, arzularımız, Venüs gerilemelerinde önemli kararlar vermemek gerekiyor. Mesela yeni bir işe başlamak ya da bir yeni ortaklık kurmak, bir iş ilişkimizi, ilişkimizle ilgili önemli kararlar vermek bu dönemde çok doğru olmayabilir. Ama süreçte olan konuları ya da bizi memnun etmeyen bazı şartlar varsa bunları gözden geçirebiliriz, değerlendirebiliriz ya da geçmişle ilgili bazı konuları tekrar ele alabiliriz sevgili koçlar. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.